Şunu götür bakayım, bir şey diyeceğim. Az kalsın gelmeyeceksin sen. Eda, senin gülüşün ülkenin yakın tarihi. 22 Haziran. Ülke tek yürek. Doğuşlar yarı finaldeyiz. Türkiye yarı finalde. Gözlerinden süzülen her damla 14 Kasım 1984. Başar abi yeter. Maç bitti hala gol yiyorsun. Gül kurban oldu. Bir senin gülümsemen, bir de boş metrobüs koltuğu. İnsanlık en çok bu ikisine muhtaç. Senin karşılarına kurban oldum. Keşke böyle olsaydı. Etkileyici bir giriş olurdu. Ama... Yakışıklı abim. Gül ister misin? Belki birisini verirsin. Oğlum sen beni delirteceksin mi lan? Ha? Kızla yürüyorum, elinde tartıyla geliyorsun, tartmaya kalkıyorsun. Yaz günü kağıt bende satıyorsun. İnsanla canmaya geliyorum, bana gül satmaya çalışıyorsun. Deli misin? Lan sen! Ha? Yıkla buradan. Hep aynı şey yapın. Gidin. Görüyor musun lan acaba? Döndüremedik, iyi mi? Kolay gelsin delikanlı, ne diyeceğim ya? Az önce böyle helikopterle törtül karışım bir şey yaptım. Onu gördün mü sen? Az daha bugün gelmeyeceksin sandım. Ama ne kadar sık duydum bir cümle anlatamam ya. Aslında büyük bir lüks kızım, neyinden şikayet ediyorsunuz? Bana bağırsak temizleyici bir şeyler lazım. Anamlığım var mı? Yapacak hayırdır? Kızım yüzük yuttum lan 3 karat. Yeni bir kuyumu soyma yöntemi. Parlak fikirmiş. Amatör mucit ama kafa zehir. Dikkat et çeşini yaparken çıkmasın da. Az. Böyle bir ihtimal var mı ya? Valla dokunmatik telefonların yılan oyunun telefonları ezip geçtiği gibi bitir adamı. Dağlar dağlar. Barış Manço şarkısı değil ha, fiil olarak. Hmm, emin diyorum. O zaman acele et de doğru yolu ona gösterelim ablası. Müfredatta yeri var. 3 tarafı saçlarınla çevrili güzel yüzünde 4 mevsim yaşanır. 7 coğrafi bölgeye bölünmüştür yüzün. Gözün, kaşın, saçın, kulağın, burnun, dudakların ve özellikle gamzen Eda. Tek bir sözünle doları 2'nin altına bir sen indirebilirsin. Tek bir sözünle. Bak götte inşetir bu ilaç. Dikkatli ol, çok güçlüdür. Evde yalnızken günde sadece 1 tane alıyorsun. Peki. Hakikaten indirdin ama. Dükkana gel, dükkandan alırsın para. Bana bir sebep sun. Tek bir cümle kur. Gizli özne, belirtilen nesne ve yüklem olabildiğince sade. Seni seviyorum. İstediğin dilde de yaratacağı etkiyi bir bilsen. Anne! Konuştu. Anne dedi. Hayati tehlikeyi atlattı. Yaşayacak. Evet, karar çıktı. Uzun dönem askerlik 6 ay, kısa dönem askerlik 2 aya indirildi. Anne! Kıble nerede? Merhaba, sizi çok methettiler. Ben ve 15 arkadaşım muhasebecimiz olmanızı istiyoruz. Cuma iş çıkışı, ama köprü açık. Ne? Şaka yapıyorsun. Bayram tatili falan mı lan? Tek bir cümle. Şöyle bir anlayışımızı görelim. Hadi. Bu ne? Reçete. Sakın yanlış anlama ha. Kendim için istemiyorum. Şerif amca için istiyorum. 87 yaşında malum. Kendisi 3 basamakların mahallemizdeki yegane adayıdır. Cinsel güç arttırıcı ilaç bu. Doktor mu yazmış bunu? Evet.
Doktor yazdı, kadın eczacıdan alamıyormuş, bana söyledi. Elimdeki reçete de değil, bildiğin peçete. İlacın adını yazıp getirmişsin istek parça ister gibi. Ya arkadaşım, adam doktor arkadaşıyla yemekteyken peçeteyi almış, ilacın adını yazıvermiş. Emekli olmuş zaten, doktorluk falan yapmıyormuş, ÇEHO okuyormuş, mizah yaparım diyormuş kız. Vallahi. Bak bu hırsızlık olayında da Şerif amcayı öne sürdünüz. İnanmadık, dava açmadık adama. Bu husumete bir son verin. Ya dedeniz yaşında adam mı? Kız sen benim... Sen beni mi yok diyorsun kız? Ha? Beni mi yok diyorsun? Neyi ima etmeye çalışıyorsun sen? Ha? İlaçları ben içeceğim, aklı sıra. Bana bak bana, ben var ya her gün bir baş soğanı sabahleyin çıkarırım böyle... küt diye kırarım, elma gibi böyle kütür kütür yerim. Ben tedbirimi aldım yani. Rahat ol. Soğan mı yiyor? Konuştu. Anne dedi. Halamım, koşun anne dedi. Anne mi dedi? Sana mı dedi? Evladın bakıcısına anne mi dedi? Vallahi biz de şaşkınız. Karaciğer nakli çok iyi geçti. Ama kalp krizi geçirmiş ameliyattan sonra. Ecel bu. Yapacak bir şey yok. Sonra dedik ki 2 ay çok kısa yahu. Tekrar 6 ay yaptık. Uzun kısa ayrımı yok yani. Sonra tabii kavga çıktı. Olmaz öyle deyip eski sisteme geri döndük. 12 ay uzun dönem, 6 ay kısa dönem. Hadi hayırlısı. Cenk Bey'di değil mi? Yok, Oğuzhan Bey. Pardon, yanlış olmuş. Allah Allah. Köprü hakikaten açık lan. Kullandım şimdi. Şerif amcaya söyle doktoruna yazdırsın bunu. Zaten pahalı bir ilaç. Ücretsiz az. Çay var mı? Gideyim ben. Sıyır. Yavaş lan. Yaram o kadar ağır değil, ölmedim. Pamuk tıkamak için erken daha. Metin, sıyır şu kolunu. O ne lan? Dikiş gerekir mi ki buna? Gerekmez mi be Eda? Al kırmızı dikiş ipliğini eline. Adının soyadının baş harflerini omzuma dik. Kimse sahip çıkamasın. Bir tek senin olayım. Tut kolumdan, kaldır beni. 3 kere bu kimin diye bağır. Kimse benim demesin. Bir tek senin olayım. Canımın acıması bile ne kadar sevimli Metin. Eczaneye her girişinde kalbim nasıl atıyor bir bilsen. Yine gel diye sana hep en zayıf ağrı kesicileri veriyorum. Geceleri uykuyu bekler gibi bekliyorum seni. Sen benim dilimin ucundaki hatırlayamadığım o kelimesin Eda. Çimenlerin üzerinde yalınayak gezmenin verdiği o garip huzursun. Dikiş gerek bu yaraya. Senin tüm yaralarını ellerimle dikerdim de Metin. Okul kantininde satılan allı pullu kalemler gibisin. Biliyorum. Dışın rengarenk, hayal gibi. İçin kırıklarla dolu. Eda. Metin. Dur lan dur. Elinin amırıyla. Metin ne yapıyorsun? Lafım olur canım. Komşu esnafı şunu şurasında. Metin dur. Otomatik o. Sen şimdilik idare ediver. Şuradan geçiver. Ben akşam onu tamir ederim. Kırdı vallahi. Bir şey mi diyeceksin? Ha. Ben bu kapıyı tam yapamadım. Akşam geniş bir zamanda artık gelir hallederim. Hayırlı işler olsun. Kimle konuşuyorsun kız? Sana ne? O da doğru. Bir şey mi diyeceksin? Hı? Alet edevatı alayım ben geleyim bir. Şimdi kapıyı tamir edemedik. Kapıyı bir tamir edeyim ondan sonra şey yaparız konuşuruz. Öyle. Metin ya. Hallettim Eda. Zahmet oldu Metin, sağ ol. Zahmeti mi olur canım? Kırdığımız şeyi onardık. Yalnız bunları çok sağlam yapmıyorlar.
Asıl ben sana bir şey söyleyecektim. Demeden önce çay falan söyleyeyim. Yoruldum. Ha, ya çay değil de sıcak suya kattığınız şu grip ilaçları yok mu eriyen? Onlardan varsa ben bir bardak alayım ha. Nasıl yani? Tadı ne güzel geliyor bana bir bilsen. Eda sen de hiç hasta olmazsın ya. Bütün ilaçlar elinin altında. Doktorluk öyle mi ya? Doktor ilacı yazıyor, gönderiyor ama sen öyle değilsin ki. Sen o ilaçları bir vermesen var ya, hepsi... Bütün forsları biter. Metin, ne demeye çalıştığını anlamıyorum. Ya yok mu öyle bir fıkra? Hani insan organları kendi aralarında bir tane müdür tayin edeceklermiş de... bir şey olmuş da kızmış o organ olan göt. Bir daha demiş sıçana. Cümle alem. Sen bir şey diyordun. Ablam bende kalıyor. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Aslında ben sana bir şey söyleyecektim. Ne? Abla, hoş geldin. Hoş buldum. Şey yaparım ben onu o zaman sonra derim. Hadi. Bayan. Arkadaş keşke Guinness'e falan haber salaydık ya. Adam dünyanın en uzun molasını veriyor herhalde ya. Ya müdür amiri falan yok mu lan bunun? Ya işte gördün mü Metin'ciğim? Beyaz yaka, mavi yakanın ensesinde. Patrondan çok patroncu bu. Metin, oh. Oh yavrum ne oldu? Sen bir ay, damlayı kullanmamışsın. Ya şu damlanın son kullanma tarihi geçmişti Metin. Nerede damla? Eda damla şeydi, dükkanda. Sen niye buraya kadar? Gel lan buraya. Abisi, Feyza bizim bacımız, aileden. Yalnız Eda öyle değil. Artık resmi olarak benim baldızım da değil. Ben diyorum ki, herifin üstüne Eda'yı salalım gitsin. Alt baş mı lan bu, neyi salıyorsun? Allah Allah, saçmalama abi. İhtimal dahilinde değil. Feyza, abisi çok zamanımız kalmadı. Sen şimdi geç adamcağızı oyala, biz de abinle beraber kamyon alalım, tüyelim. Sizin ailenin genel geçer toplum kurallarıyla ne alıp veremediği var? Siz bir adaya gidip kendi ülkenizi mi kursanız ha? Hacı abi. Ex-baldız. Kamyon zaten Hilmi'nin. İadeli taahhüt de alıyoruz. Bir saat sonra getirip geri bırakacağız yani. Ya sen ne yap biliyor musun? Sen şu köşeye geç bizi bekle. Biz giderken dükkandan seni damlayı alıp getirip veririz. Nedir yani? 620 lira lan. 20 liralık damlanın hesabını yapıyor bana ya. Bunun ablası da böyle göveldi ya. Ondan sonra Ali aldatıyor. Ne yapsın Ali, topu mu tutsun? Ali topu tut bu mu yani? Neredesin Metin? Ne bağırıyorsun kızım? Hayırdır dükkanın önünde niye bağırıyorsun? Neredesin suç ortağın? Bu ikisi haraç istiyor bizden. Haraç mı? Evet. Gördükçe size özeniyorlar işte. Yapma ya. Oğlum siz kimsiniz lan milletten araç topluyorsunuz? Karının kızının önünde aşağılama bizi Meto. Elbet bir gün sen de güçten düşersin. O zaman seni görürüz aslan parçası. Lan! Akıllı ol lan! Bir kurşun iki lira! Ayağını dert al, kim vurduya gitme sonra. Sinan vurduya gidersin bak. Bela! Eda sen de yanımızdaydın. Biliyorsun olanları. Benim alakam yok o mevzuyla. Metin, sen belki alışıksın bu gibi acayipliklere ama... Ya ben seviyor muyum zannediyorsun gerçekten ya? Metin, ben normal bir hayat istiyorum. Belki bu nezarete düşmeler, koşuşturmalar, sahte hikayeler senin hoşuna gidiyor olabilir ama... ben bunları kaldıramam. Eda, ben de kaldıramıyorum, ben de. Brillerden iki ceset çıktım Metin. Biz karakoldan yalan söyleyerek çıktık. Ben artık seninle görüşmek istemiyorum Metin. Hiçbir şekilde. Artık eczaneye de gelme, görmeyelim birbirimizi. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Bu can senin, sersefil ettim. Al derim, al derim, al derim. Sorsam bağım badesini de, gül derim, gül derim, gül derim. Şerbet diye zehir de versen,
bağlarım. Ay biz sonra uğrayalım ya. Gecikecek herhalde. Eda olur mu öyle şey ya? Biz zaten şimdi çıkacağız. Siz de rahat rahat konuşursunuz. Hayır benim anlamadığım eczane zaten kuş avlıyor. Sen niye çıkıyorsun boş boş gezmelere falan ha? Nereye gidiyorsun? Benim de anlamadığım sana ne kısmı? Eczacılar Birliği'nden misin? Sana ne? Gezme değil ya Kirben. Çok sevdim oğlum buraları. Bir ev alayım diyorum. Eda da bana yardımcı oluyor. Bakınıyoruz. Ay. Feyza ile Hilmi abinin boş evlerinden biri için konuşacaktık. Feyza aracı olur mu diye. Ha, Feyza'nın da işi gücü yok. Ay, çok boş konuşuyorsun Metin ya. Hatta konuşmuyor, dudaklarını oynatıyorsun sadece. Yapma. Biri bir bok yiyorsun sanacak. Ama bu gerilimi sevmedim ben. Kanka manitanın yanında niye ters yapıyorsun bana ya? Ne kankası lan? Kanka bu mahallede sen ev falan alma ya. Vallahi eski evler. Baş açma işine. Şey iş açma başına. Maksat aile sıcaklığı kanka. Yenilerden tad almıyorum. Ne varsa eskilerde var. Hmm. İki ayak almaz damlatır musluk. Alma diyorum sana kanka alma. Anlamadım ki. Nasıl bir metafor ya? Sen Eda'yı mı diyorsun? Sen az önce hareketinde Eda'yı mı kastettin? He? Yok be kardeşim, ev alma diyorum sana. Evler eski burada ya. Tesisat iki aya bozulur diyorum ya. E o zaman bir indirim yapacaksın be aslanım. Bizim de ayağımız alışacak. Ne oluyor be? Hakikaten Metin, ne oluyor? Tesisatçı kardeşimiz var ya, yardımcı oluyor bize. Vallahi malzeme on numara. İşçilik desen paha biçilmez. İşine gelirse kardeşim. Eda biz biraz fiyat bakalım. Çok bence. Hayır ya hayır lan, rahatına bak şey yapma. İlk önce bir evi alalım, onun üzerine konuşuruz. Yani, alsın mı buradan ev? Almasın ya, niye alıyor? Sen karışma kızım. Çok güzel fiyat çektim kerizeye, çaktırma. Eda bekle ya, bağlıyorum çocuğu. He bekle, bağlıyordu beni. Gir sen de, kalk. Kaça kadar açıksınız? 24 saat, müşterinin giderine göre değişir, hadi. Sen az evvel lafa girerken buradan ev aldırmam diye girdin değil mi? Evet. Ama işte coştun gittin, adamın aracı evin su tesisatının ihalesine girdin. Ama alırım ihaleyi. Değil mi? İşte sen ihale yarısın. Onlar da sabah duş alırken sana dua ederler artık. Evet öyle bir neden sonuç ilişkisi oluştu abi. Bana koyansa kardeşim dışarıdan birisi bizi gördüğünde seni zeki zannediyorlar ya işte. Kimse beni anlamıyor. Bu ne hal? Ev hali. Müsait mi içerisi? Müsait, gel. Girdim o zaman. Geldi mi o buraya? Kim? Adı anılmaması gereken beş harflerden. Baş harfi E. Emrah mı? He Emrah. Bunun da dünyadan haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok ya. Emrah, Emrah. Metin neden bahsediyorsun anlamıyorum. Emrah soruyorsan bugün uğramadı hiç. Şunu al. Bu ne? Bana mı bu? Öyle. Gelirken yolda gördüm. Alıvereyim dedim. Niye? Adım yazıyor üstünde. Eda. Ama dahi ayırmışsın. İşte dahi anlamındaki D daha ayrı yazılır ya. Sen üniversiteyi dershaneye gitmeden kazandın ya. O yüzden. Metin'e bak sen ya. Zafer'e giden her yol mübahtır. Yerli ninja her şeyi silah olarak kullanır. Bu ne saçma bir şeymiş ya. Buyur. O ne kötü espriymiş yani. Dahi anlamında da. Belanı versin senin Emrah. Allah belanı versin. O zaman ben gideyim. Yalnız kafanı şu tarafa doğru çevirir misin? Koşacağım da. Metin. Hı. Çok incesin, teşekkür ederim. Bana nazar değmesinden mi korktun? Gözlerinin olması gereken yerde birer tane nazar boncuğu var zaten Eda. Senin nazar boncuğuna ihtiyacın mı var? Bana nazar değmesin diye mi getirdin? Boncuğa nazar değmesin diye. Boncuk kim ki seni korusun? Senin sayende boncuğa nazar değmesin. Sesli mi söyledim ben bunu? Şey o zaman. Şükriye abla ne yapıyor? Nerelerde? Ya ablam şey kavga ettik de çıktı gitti nerede bilmiyorum. İyi ben gittim o zaman. Oh şekeri beleş bulup çay atınca çok tatlı oldu. Tuz bulsak bir de onunla denerdik. Yani kaç bölge ayrılıyormuş? 7. Aferin sana. Çocuklar, bir şey mi oldu? Kavga mı ettiniz yine? Yok Eda abla. Haraç istemeye geldiniz. Yok Eda abla. Ali abi kafasını demirlere sıkıştırdı.
Ya yok Eda abla, biz Metin abiyle buluşacaktık. İzin verirsen şuraya az oturak, yorulduk da. Metin bizi çok sever Eda abla. Metin abim, canım o benim ya, canım ya. İyi hadi oturun. Oh çok şükür, afacanlar sizi merak ettirdiniz. Burada mıydınız? Oğlum kafanı ne sürdün lan? Şu kafanızı bir yıkayın lan. Metin ne var? Ne varmış halimde? Metin abi bizi ders çalıştıracaktı Eda abla. Ah Metin abi özür dilerim. Sen kimse bilmesin istiyordun. Tüh söylemiş oldum bak. Allah Allah. Keratalar keratalar bir sır saklayamadınız. Bir sır sak... Gerçi bazıları bizi yanlış tanımış ama... Hadi gidelim delicesine ders çalışalım. Gelin burada çalışın. Yer var nasılsa. Hangi ders? Ne varsa hepsi. Bugün sırada hangi dersimiz var çocuklar? Resim. Ustanın kemiğini sikeyim senin. Şakacı seni. Sosyal bilgiler çalıştıracaktı bugün bize Eda abla. Aa biz de sosyal bilgiler çalışıyoruz. Gelin birlikte çalışalım. Ya biz sizin hızınızı kesmeyelim ya. Bunlar biraz zor anlıyorlar o yüzden. Yok yok vallahi bırakmam. Anca beraber kanca beraber. Madem de ısrar ettin. Hadi bakalım çocuklar geçin sıralarınıza. Oğuzhan iki tane söyler misin? Gene mi? Sosyal bilgiler adından da anlaşılacağı üzere bilgilerin bir araya gelip kaynaştığı, sohbet ettiği, iş çıkışı birer tek attığı bir bilimdir. Ne yapıyorsun lan? He? Zehir hopar mı alıyorsun yavrum? Asosyal bilgiler ise evden pek uzağa gitmezler, evden çıkmazlar. Genellikle evde oturup bilgisayarla uğraşırlar. Tabii asosyal diyorsam kötü anlamda söylemiyorum ben bunu. Sonuçta o da bilim. Bilim nerede olursa, Çin'de olsa bile gidip alacaksınız çocuklar. Öyle bir MP3 player yapıyorlar ki aklınız gider ha. Uflama. Uflama, terbiyesiz. Uflama. Uflanacak bir şey varsa söyle bize hep beraber uflayalım. Vallahi gitti Şevki Mevkin gitti. Anlatmıyorum daha fazla. Anlaşıldı Metin. Belliydi zaten böyle olacak. Ya tamam. Saç. Evet, bölgelerimiz 6-7 tanedir. 1- Akdeniz bölgesi. Otelleri güzeldir. Genellikle Ruslar gider. 2- Ege. Daha çok İngilizler gider ama emekliler. Heyecan yapmayın. Zaten Ege'de genellikle yazlıkçılar bulunur. 3- Karadeniz. Uzun göle gittim. Göl göl değil, böyle genişlemiş akarsu gibi akıyor. Görünce şaşırmayın diye söylüyorum ha. Metin, tamam. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yemekleri acı, kebapları güzeldir. Doğu Anadolu bölgesine gitmedim ama soğuk. İnanmıyorum ya sana. 3- Anadolu bölgesi. İstersen bir türkü söyleyeyim. Ankara'nın bağları. The Marmara bölgesi de çocuklar, bu bölgelerdeki insanların toplanıp bir arada yaşadığı bölgedir. Hala bir ısrarla bir de çocuklarla dalga mı geçiyorsun? Sen bana kafa mı tutuyorsun? Eda'cığım ne alakası var? Niye dalga geçeyim ben çocuklarla? Çık Metin ya. Kendi cahilini çocuklara ulaştırmana gerek yok. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Ben cahil olabilirim. Ama terbiyesizlik yapma. Çok kötü şeyler olacak Eda. Gitmezsek çok üzüleceğiz. Patron koşayım mı peşinden? Yok. Ben sonra şey yaparım. Buyurun Ezra canım. Bir şey mi tıkandı? Yok. Her şey sağlam çok şükür. Niye geldin? Bağımlıyım ben Metin sana. Nedene ihtiyacın mı var? Ya işte geçiyordum. Uğradım yani seni görünce. Allah Allah. Genelde bu sebepsiz gelmeleri ben yapardım ama. Artık yapma işte Metin. Hiç gitme ki gelmen gerekmesin. Yani rahatsızlık veriyorsam söyle gelmem bir daha ya. Deniyorum zaten. Seni görmeden bir günüm geçer mi diye deniyorum Eda. Ama olmuyor. Olmuyor artık. İçime işlenmişsin. Çıkarıp atamıyorum. Yok ya rahatsızlık değil de. Gelme dersem gelmeyeceğinden korkuyorum Metin. Ama sen bana gel dersen ben ölürüm. Ölürüm de tekrar doğarım Eda. İkisi de o an oradan kaçıp gitmeyi istedi. Ya da Enterprise'a ışınlanmayı. Ama ikisi de kendi kıstaslarında zeki insanlardı. Ters bir hareketin daha ters sonuçlar doğurabileceğini fark ettiler. Eda hemen normale döndü. Metin ben şey yapayım. Ben gideyim. Metin de döndü. Bana bak lan.
Vallahi büyük sevaba girdim bu Oğuzhan işinde. Benim ne sevap açığı var? Akşam ne yapıyorsun? Müsaitsen bir geleyim de neyi ne kadara satıyorsun? Bir konuşalım lan. İki cümle eksik kur be adam. Kotan var demek ki. Aşınca beynin yavaşlıyor. Saçmalamaya başlıyorsun. İki cümle eksik kur ya. Lafımı geri aldım, tamam. Aferin lan. İyi topladın ha. Haçlı seferleri. Haçsız seferler. Taçsız kral. Buyurun, hoş gelmişsiniz. Ne vereyim ablama? Ablama? Oğuzhan, ben senin ananın ebesiyim. Ben çektim, çıkarttım ananı. Ters gelmişti anam, elimle çevirdim içeride. Tartı var mı tartı? Tartılacağım da. Ha, tartı burada. Ha. Aa, bu yanlış tartıyor. Aa. Olmadı. Ben gidiyorum. Çıksın. Çıksın. Çık. Hiç teyzeyi alıyor mu kucağına? Hiç alıyor mu kucağına? Adam da seçiyor namusu. Sonra Metin dövüyor diyorlar. Hayırdır? Bu defa hangi macera attı sizi buraya? Şöyle anlatayım. Nefesin mi kokuyor lan senin? Aç mısın lan sen? Ya çok şey değil ama daha bir şey yemedim. Allah senin cezanı vermesin ya. Açlıktan nefesin kokuyor senin. Hadi seni bir yemeğe çıkarayım da aç karnını doyurayım. Az biraz sevaplanırım ha. Ben hayatımda böyle bir yemek teklifi ne duydum ne de gördüm. Olur aslında. Zaten başka türlü nasıl olacaksın? O zaman ben arabayı alayım da evin önüne gelirim. Kız da çaresiz, ne yapsın? Oğuzhan! Ben park lambalarını yakıp sağa yanaştım. Tam önünde durdum ama sen... Metin devam et. Devam et Metin. Dedin el edip gönderdin be güzelim. Her an vazgeçersin ümidiyle. Emniyet şeridini ihlal ede ede ilerledim. Dünya kadar ceza yedim. Horlandım. Ama sen bir dur demedin be güzelim. Yola arabayı koymuşlar resmen. Otopark mı burası? Hiç. Otopark mı lan burası? Metin ne yapıyorsun? Dur ya. Metin dur. Yolun ortasına park etmişsiniz arabayı. Otopark mı? Haydi. Arabanın iç hacmi de bayağı genişmiş. Panoramik tavan mı bu? İçeride başka biri var mı? Tam da tahmin ettiğim gibi. Daha var diyorsunuz yani. Ha, yukarıdan arkadaşlar da inecek. Birkaç kişi daha gelecek. Onları bekleyelim mi? Yoksa biz başlayalım mı? Bence başlayalım. Otopark falan diyordun. Hah, otopark diyordum abi. Ataşehir'de otoparkımız var. İç dış yıkama 15 TL. Kartımı verecektim, yalnız arabada unutmuşum. Getireyim bir koşu. Gel buraya sen, gel gel. Civan Mertler, bakın. Kız arkadaşım arabada. Beni burada döveceksiniz de ne olacak? Yazık günah lan lan. Bana acımayın. Ben adam değilim. Ama kıza yazık lan. Hiç ağzını yorma. Döveceğiz. Hevesimizi kırma. Mümkünse karşılık ver ki keyifli olsun. Tamam, bir güzel ayağınızı ben sizin yiyeyim. Fakat elimde görmüş olduğunuz haydari gecelerle size çok mutlu anlar yaşatabilirim. Yani yüz nakli yaparım birinize, emin olun. Bana vur lan. Vur lan bana. Vur bana ki kasa geleyim. Vur lan. Oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu? Allah'ınızı seversiniz ya. Gidin işinizi gücünüzü halledersiniz. Sonra döversiniz oğlum. Dövmeyin demiyorum. Döversiniz sonra. İşimiz gücümüz var. Olmaz mı? Ama sana da küçük bir vakit ayıracağız. Yoksa cenazemiz var bizim. Allah rahmet eylesin abi. Toprağı bol olsun. Henüz öldürmedik. Seni bir dövelim. Ondan sonra. Ya tamam oğlum. Kız arkadaşım var lan arabada. Bayana gidip sorun bakalım. Gerçekten kız arkadaşım. Yoksa çok gördük yanındakini kız arkadaşı diye kakalamaya çalışanı. Abilerim, abilerim. Gözünüzü seveyim, kıymayın bana. Hayır, kız arkadaşım arabada olmasa... O zaman işte ağzımı suratımı sikin. Ama racun öterse abi. Sezai, hadi karı doğuracak, hadi. Abi, kız arkadaşlarım arabada olmasa dövün, bir şey demeyeceğim ama racona ters. Abi, kız arkadaşım arabada olmasa dövün, gömçürün ama racona ters abi ya. Arabada kız yok. Abi öyle deme, utandırma beni. Biraz çirkince ama. Lan bıyıkları var. Natürel seviyorum abi. Ay, Deniz!
Kaslı kuvvetli diye aldık adamı. Bokum kadar akıl çıkmadı herifte. Annem gel bekliyor. Gel buraya. Gel buraya. Yürü git lan. Allah vermiş belanı, biz hafif kalırız. Metin ne oldu? Niye gelmiyorsun? Allah kız arkadaşım geliyor. Arkadaşlar ben atara kalkıyorum. Allah'ın sana geliyorum. Sen yardım et ya Rabbim. Gel lan gel lan gel lan gel. Gel lan. Oluyor burada arkadaşlar. Burak Özçivit. Babanız mı geldi lan? Sen. Metin niye gelmiyorsun? Ne oldu? Yok bir şey dağcığım. Arkadaşlar güpegündüz. Karakolun 50 metre ilerisinde. İşlek bir caddede. Hem de tam güvenlik kamerasının altında bir cuma vakti. Belki de mübarek kandil günü. Eşkıyalık yapıyorlar. Yok bir şey hanımefendi. Sevgilinize bir adres sorup gideceğiz. Hepsi bu. Ne sevgilisi be? Kayınçomdur o benim. Kayınço ne lan? Bak bu ilk defa oluyor. Utanmasa yanında annesi olsa onu sevgilisi diye kakalayacak lan bize. Ne sevgilisi be? Düzgün konuş ha. E kız haklı, zoruna gitti tabii. Salıverin arkadaş. Sen kimi salıyorsun dayı? Bana bak abi. Söylediklerimi kelime kelime ezberleyeceksiniz ve unutmayacaksınız. Size Metin Özdemir yasalarını bildiriyorum. Bir, sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. İki, açlıktan nefesiniz koksa dahi... Tamam, ben... tamam yeter. Bunları ezbere biliyor gibiyim ben. Kahve bende kalsın, galeri sende abi. Zeynep'e de söyle peşimi bıraksın. Zeynep kim lan? Ha şöyle. Bir daha da beni gördüğünüzde bana usta deyin lan. Motor ustasıyım ben. Suyla çalışan motor. Sorma Eda. Nasıl kırdım kemiklerini? Ne oldu? Kimdi onlar? Sorma dedim ya Eda. Peşin peşin sorma dedim. Sevgilin mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? Eltim dedim amına koyayım. Eltim. Başka bir şey mi yeseydin Metin ya? Öğle arasına çıkmış ortaokul çocukları gibi ekmek arası patates kızartması kemiriyorsun. Menü çok zengin. Keyfimden mi yiyorum kızım ben? Heh, koktu, koktu. Erkek adamım ben ya. Bir yerim şişecek, sen sonra yanlış yorumlayacaksın. Vallahi her kokan şeyde bir yerin şişiyorsa Metin'cim, işim var yani. Ama hakir koktu ha. Ölüyorum lan. Allahu ekber, Allahu ekber. Yok yok, o ezan. Kelime-i şehadet getireceksin. Ulan ölüyorum diyorum sana. Dilini kesme hemen benden. Yardım et. Metin'cim dur dur, sakin ol ya bak. Panikleme, iyi şeyler düşün. İyi şeyler düşün de lan, sen nasıl bir ezan etsin ya? Ha, iyi şeyler düşün de. Kızım gel bir sırtıma vur, ölüyorum. Oha! Oha! Elin ne kadar ağır. Lan çaktırmadan dövüyor musun kızım? Bu işte bir terslik var. Allah Allah. Gerginiyor mu kız sen? Nasıl hareket bu? Aa, önce dövüyor sonra gerginiyor. Cüneyt Arkın filmlerine çevirdi onu. Ay, bu ne be Metin? Piton yılanı gibi önce yutup sonra gün içinde mi sindiriyorsun sen? İsraf olmasın. Patates güzel koktu dedim ya. Az daha ölüyordu. Bende göz var Metin. Bilmem mi? Sende öyle bir göz var ki Eda. Tutmadan adamı alnımızı tersten okutursun. Anadan üreyen çıksan birisinin karşısına, ilk pilavına değil gözlerine bakar. Yalan makinesi yerine gözlerini kullansalar, orospu çocuğum o gözlere bakan bir daha yalan söyleyemez Eda. Amerika'da doğsan, Amerika'da doğsan CIA, FBI seni o gözlerini oyar, sokağa atar, homeless homeless hamburgercilerde yatarsın amına. Ne diyorsun sen be? Dalga geçtiğini sormadan anladım, övüyorsun sandım. İşte son anda çevirdim kazı, ucuz kurtuldum. Görüyorsunuz değil mi? Hayata döndüğüm an daha ilk cümleden yürüyorum kıza. Ben de bunun için yaratılmışım. Engel olamıyorum, yapıyorum. Yani nasıl anlatsam? Nazarım var feci. Anneannem de böyleymiş. Vergene ne güzel kız demiş. Ertesi gün kezzap atmışlar yüzüne. Siktir öyle şey olur mu ya? Rastlantı kızım o. Ya hayatında iki kere balkona çıkıp hava ne güzel demiş, ikisi de ihtilale denk gelmiş. İnanmayın öyle şeylere, kedidir. Ya 4 uçak düşürmüşlüğü, 7 yuva yıkmışlığı, onlarca futbolcunun spor hayatını bitirmişlüğü, bana beğendiği 2 koca adayının Hollanda'daki nikah davetiyelerini erkek arkadaşlarından almışlığı var. Yaşıyor mu lan bu gene? Yok, rahmetli oldu. Oh.
Ben doğduğumda burnu bana ne kadar benziyor demiş. 4 kere burun ameliyatı oldum ben. İşte ben de onun torunuyum. Lan çitlen mi ki? Abimle Şükrü'ye, ablaya da Bugarı'nın nazarı değmesin acep, ha? Yok. Bir tek ona nazar etmedi. Bu hale benim kapıma gelse çöpleri vermem, dışarı çıkarsın diye siz kız veriyorsunuz dedi. Çok şükür. Kaç yaşında öldü lan Bugarı? 103. Ne? 103 yaşında mı öldü? Oha, oha. Çivi çatmış ya lan. 100 yılı kana bulanmış. 3 yılda hazırlık okumuş. 103 ya. Ağaç gibi. Metin. Kardeşim, başın sağ olsun. Kardeşim, vallahi yeni duydum. Pardon Eda, ben bana seslendin sandım. Sağ ol. Sana seslendim. Sana seslendim. Metin, ben gideyim istersen. Evde buluşuruz. Dur amca, bekle. Beraber gideriz işte. 2 dakika bekle, ben de geliyorum. Kaç bir şey aldım. Vallahi nasılsın ya? Yemin ederim çok üzüldüm. Mahallede dolanmasam haberim de olmayacaktı. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. Söyle. Sağ ol, aynı işte. Metin, ben gideyim yavaştan. Siz dertleşin. Mahallemizin medarı iftarlarından Hamiyet'in eşi, Ali Metin ve Feyza'nın babası, her daim Beşiktaşlı emekli mühendis Tahsin Özdemir Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Ben Metin'le gideceğim hemen. Sonra konuşuruz. Tamam. Senin de başın sağ olsun. Mahallemizin medarı intiharlarından Hamiyet'in eşi, Ali Metin ve Feyza'nın babası, her daim Beşiktaşlı emekli mühendis Tahsin Özdemir Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kolay gelsin. Nasılsın? Yetimim. Daha iyi görünüyorsun ama. İşte daha iyi görünmeye çalışıyorum. Konuşmak falan istersen eğer benimle konuşabilirsin. Bu durumlarda ne konuşulur bilmiyorum ki Eda. Yani hani derler ya Çin atma diye. Biri hakkında kaç kere ölse de kurtulsam dersen o biri ölür. Anlamadım. Önünden beri sayıyorum. Sayabildiğim 23. Ama hepsini ben çocukken söyledim. Onlar sayılmaz değil mi? Yok yok, onlar sayılmaz. Onlar çocukken öyle sinirlendiğinde söylenen şeyler. Kızdım böyle çok dedim ya. Ama kaç kere sevip içimden seni çok seviyorum dedim. Hiç. Oturalım mı? Çanta olacaktı buralarda. Siyah, bu boyda. Selamın aleyküm. Ulan hayırsız kirben Metin. Burada böyle boş boş oturuyorsun da bir kere de demiyorsun ki Emrah abi, cebime 20 kilo çimento koy da senin heykelini dikeyim. Niye geldin lan? Bütün modellerimiz bunlar mı? Vurma lan. Bunlar mı? 2 ay sonra onun vakumla kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. No woman, no cry. Yani kadınım, söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli Yiğido'yu unuttun mu? Neyse ya, şunu beğendim. Kabin mabin var mı ya buralarda? Ben şunu bir deneyeyim. Amrahçığım, çok net söylüyorum. Şu kafanı şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım ne kafanı kırarım. İddialıyım, istiyorsan deneyelim. Tamam kızma be Petito. Eda evlilik teklifimi şaka sandı. Ciddiye almadı. Moralim çok bozuk. Şaka mı sandın? Sempatikliğimden kaybediyorum kanka. Ama neyse ya, beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Mesela tesisatçılık yapmam. Tesisatçı adamın mezhebi geniş olacak kanka. Vallahi şahsen ben kaldıramam. Neyi kaldıramazsın lan? Ya sen şimdi bunu el emeği, göz nuru 2 saatte takacaksın. Sonra ben gelip 2 dakikada üstüne, çok affedersin, sıçacağım. Mesela Da Vinci'nin 7 senede yaptığı Mona Lisa tablosunun üstüne sıçsam adam bunu kaldırabilir mi? Vallahi şahsen ben de kaldıramam. Dikkat! Emrah? Kız, sende bir şey var bugün. Ne? Ne var? Sen bir şuh olmuşsun bugün.
şu Eda. Yok canım, ne alakası var? Sen böyle şu Eda olursan biz aşkından şu Eda oluruz Edacığım. Yapma ama. Allah Allah. Değişikti, bir şey yapmadım ama. Görüyorsunuz değil mi? Yine hazırlık paslarına başladı. Acil pres yapmam lazım. Haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki çıkışımı sürdürmek istiyorum. Al canım. Bu ne? Hakikaten o ne lan? Bu senenin Nobel ödülü. Bu senenin Nobel ödülü sana gitti ya. Duymadın mı? Nobel mi? Kız sende belmel kalmamış. İncecik olmuşsun. Resmen Nobel. Al. Ananın ak sütü gibi helal olsun bu hediye sana. Görüyorsunuz değil mi? Yine çaktı golü. Yapacak bir şey yok. Kaybeden takımın taraftarı gibi ineceğiz sahaya. Hayırdır Edacığım? Ya bizim lavabo tıkandı. Ha. Bir iki musluk da damlatıyor. Bir bakar mısın diyecektim. Tabii ki ya, gidelim. Bana dedi lan, bana dedi. Hem ben ilgilenirim Edacığım. Vallahi ben şahsen bunu kaldıramam. Lan neyi gene neyi? Bu alet çantasını kanka. Nasıl kaldırayım, ne varsa içine doldurmuşsun. Tut şunun ucundan, birlikte götürelim bari. Tamam o zaman, ben eve geçeyim. Siz de gelirsiniz. Al gel lan onu. Ferahımız abi, şu dükkanla ilgilenin. Eda, yolda alet çantasını taşırken aklıma bir şey geldi. Söyleyebilir miyim? Ha. Eda, eğer bütün üç harfliler senin gibi olsa bana musallat olsunlar diye 7/24 çöplüğe işerim. Tövbe tövbe. Allah Allah. Oğlum bu kız beni niye ciddiye almıyor? Metin! Neredesin bu oğlum? Bak kız nezaket gösterdi, bize tantini ısmarladı. Hadi biraz ya. Arkadaş bu ne ya? İlk defa lavabodan pirinç ayıklıyorum ha. Ama oldu sanırsam. Bir şey mi diyeceksin? Kanka burnunda sümük var. Metin ne yapıyorsun? Yemek yiyoruz burada, geberesice. Azıcık dikkatli ol. Al şunu. Eda diyecektim ki. Kanka dişinde maydanoz var. Şöyle. Bakayım. Heh, tamam gitmiş. Daha saçların bugün ne güzel olmuş. Metin fermuarını açıp. Hadi. Oğlum azıcık dikkatli olsana ya. Ona. Senin de saçın çok güzel olmuş. Yeni mi kestirdin? Metin şuranda bir şey var. Ulan senin tamam. Şimdi. Tamam. Şey yer miyiz? Şey, süs biberi yer miyiz? Süs biberi. Tantuni ile de iyi gider. Ha? Acı mı? Acı. Tabii ki boğar. Eda, bana Sivas'ta acıların çocuğu derler. Anamdan emdiğim süte bile pul biber katardım, biliyor musun? Ha ama İstanbullu Metin'i bilemem. Acı yemek her yiğidin harcı değildir. Hmm. Biz acıyla doğduk aslanım. Aptal çocuk. Ustanın eklemlerini sikir. Acını paylaşıyorum Kirbe. Bu neymiş la? Allah belanı da versin, bu ne? Oğlum sen manyak mısın? Sen bunları nasıl yediğin böyle petito? He? Sen tesisatçılığı bırak git, Game of Thrones'a ejderha yazın Metin. Acayip bir şeymiş lan bu. Bu biber resmen görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bu biber siyasete atılsın, muhtarlığına adaylığını koysun. Justin Bieber oy verelim. Metin iyi misin? Gayet iyiyim. Ambulans diye çağırdınız lan. İtfaiye çağırın lan. Resmen gevşememiş, yutmuş gibi oldum. Düğünde havaya mermi atma. Bu biberlerden saç yine polis gelir olur götürür seni. Bu biber başka biber. Bu biber başka biber. Ay Metin, iyi misin Metin? Allah'ım, sen nasılsın? Acıdan sayıklıyor. Genelde görülür. Endişelenmeyin.
Fazla endişelenecek bir şey yok. Bir süre egzoz manifolddan ses gelebilir. Nasıl? Arka kapı gıcırdayabilir bir süre diyorum. He? Arka mahallede isyan çıkabilir. Su ile müdahale gerekebilir. Hı? Alt katta yangın çıkabilir. Olur. Meslek neydi beyefendi sizin? Suhi tesisatçıyım. Hah, işte onu diyorum. Tahliye borusunda. Tamam doktor bey, tamam. Ben anlatırım kendisine. Geçmiş olsun. Ne diyor doktor ya? Nasılmışım ben Eda? Sıçarken biraz acıyabilirmiş. Ha. O yüzden öyle dedi doktor. Hadi. O zaman geçmiş olsun diyeceğine çıkmış olsun diyeceksin. Eyvah. Anne, ne yapıyorsun sen burada? Kadın doğumda randevum vardı. Herkes eşiyle gelmiş. Ben de eşeğsiz üren gibi tek başıma bekleyince moralim bozuldu. Sıram gelene kadar ben burada bekleyeyim dedim. Orada tek başına beklerken moralim bozuldu. Geldin sen de üroloji kuyruğuna mı girdin anne? Hadi gidelim. Vuş tabii ya. Burada insanlar elinde kapla lokma kuyruğundan mı bekliyor zannediyorsun sen ya? Hadi gidelim. Hadi, hadi. Metin, hı, hadi siz de benimle içeriye gelin. Geliriz annem. Ne yapalım? Geliriz. Ha, senin ne işin var burada? Arka sokaklarda isyan çıkmış. Söyle müdahale gerekiyormuş. Alt katta da yangın çıkar diye itfaiye haber salayım dedim. Geri viteste arıza var, ona baktırmaya geldim bana. Hadi hadi. Ne diyelim? Allah kimsecikleri buralara düşürmez. Öyle de dememek lazım aslında. Ben de ileride anne olacağım zaman gelmek isterim. İleride anne olacağım. Anne. İleride anne olacağım zaman. Eda Duru. Eczacı. Boy 1.65. Kilo 53.2. En sevdiği yemek lahana sarması. En sevdiği film not defteri. En sevdiği fıkra arkadaşlar organize olalım fıkrası. Mutlu olduğu zaman giydiği açık mavi gömlek, mutsuz olduğu zaman giydiği gri gömlek. Her esnemesinin sonunda mahcup mahcup gülümsemesi. Her endişelenmesinde sol elinin işaret parmağını kemirmesi. Her öfkelendiğinde kalkan sol kaşı. Rüzgar esince uçmasa da eteklerini tutman. Yemek yerken birisi eczaneye girdiğinde utanarak beraber olsun demen. Her ağrı kesici alışımda uykunu alıyor musun diye sorman. Saçımı her kestirmemde berber enseyi düzgün almış mı diye kontrol etmem. Parfümünün eczaneyi dolduran kokusu. Sen dükkanın önünden geçerken duyduğum ayak seslerin. Attığın her adım. Aldığın her nefes. Kullandığın her hece, bahşettiğin her gülümseme, döktüğün her gözyaşı, yolladığın her bakış, saçının her teli, elinin her parmağı, gözündeki bütün kirpikler, vücudundaki her hücre, dünyadaki bütün ağaçlar sana oksijen üretmek için var Eda. Bütün iltifatlar seni selamlamak için. Bütün kelimeler seni tarif etmek için. Bütün yollar belki sen yürürsün diye. Bütün pencereler belki sen açarsın diye. Bütün insanlar, bütün bitkiler, bütün denizler, bütün kıtalar, dünya, güneş, evren, her şey, hepsi her zaman senin için. Metin. Metin! Daldın? Maçın son kornerinde karşı kaleye koşan kaleci çaresizliğiyle geliyorum sana Eda. O kadar seçeneksiz. O kadar kaybedecek bir şey mi? Metin. Hazırsanız gidelim. Ne
Niko ise yaptı ortayı. Sinan ve topu alana gidiyor. Sinan topu alana... Metin Özdemir, Suhi Tesisatçı. Boy 1.75. Kilo 76.5. En sevdiği yemek sokak lahmacunu. En güldüğü şey komik düşen insanlar videosu. Her esnemesinin sonunda burnunu çekmesi. Her endişelenmesinde tırnağını yemesi. Her öfkelendiğinde senin ben ananı sikeyim demesi. Attığın her adım. Aldığın her nefes. Ettiğin her küfür. Döktüğün her gözyaşı. Yolladığın her bakış, saçının her teli, elinin her parmağı, bıyığının her kılı, vücudundaki her hücre beni ben yapıyor be Metin. Yalan! Yine ne var? Deprem olsa sana sığınacağım ha, kapı eşi. Girsene içeri. Bak böyle konuşma, Çin'e giderim, bütün Çinlileri zıplatırım, deprem olur ha, sebep olma. Ney? Ha sen şeyi diyorsun, şu adamı diyorsun sen. Vallahi ya kimdi o adam? Kim? Zeki mi? Ha orasını bilemem. Şu çiçekli olan, elinde çiçek olan. Embesile benziyor. Yalan mı kardeşim? Annesinden iyi mi bileceksin? Nasıl? Teyze, Zeki için Zeki diyorlar, doğru mu? Yok kızım, biraz alıktır. Zeki olsun diye adını da Zeki koyduk. Ama yemedi. O kimdi? Metin ne yapıyorsun? Biliyoruz da konuşuyoruz kızım. En taraflı tabirle alık, anası dedi. Saçmalama ya. E alık adamı niye işe aldın? Ne? Çok çalışır, az para ister diye. Sonuç? Çok çalışamıyor, anlaması kıt ama az para istiyor diye tutuyorum. Metin kim bu insanlar? Ben bakkalıyım, her gün abur cubur alır. Katten gider bu adam, çok yaşamaz. Tavsiye de etmem. Metin. Vallahi merak edilecek bir şey yok. Her zamanki gibi. Güneşte fazla kalmış, Charleston biberi. Bu kimdi acaba? Sünnetçisi. Metin ne yapıyorsun? Tamam ebesi, bu kadar yeter. Paramız? Vereceğim ben sana sonra. Haydi. Metin, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemeğe çıkacağın adamı tanı diye yapıyorum lan. Ben aradım, hayır dedim canım, sağ ol. Geri zekalı. Vallahi mi lan? Emrah ulan, Emrah. Ya Koçero, Eda adamı hayır demiş ya. Ben sana söyleyecektim rezil olma diye ama yetişemedin mi? Ayıp lan ayıp! Nimet bu! Yemek yemek diye tutturdun ha. Hadi çabuk yiyip gidelim. He yeriz dur. Aa şu benim çakmam, fake'im, yandan yemişim Metin değil mi ya o? Yanındaki kim? Uzun saçlı bir adam mı? Aa kadınmış. Kim acaba? Arkadaşıdır belki. Arkadaş ayağı göt ayağı da. Ulan sen Metin'e bak ya. Bana olan benzerliğini kullanarak ne işler çeviriyor? Lan sor! Şu çaylar da bir gelse içip kalkabilsin. Metin abi. Bu ne lan? Metin inanmıyorum. Ben de inanamıyorum. Allah Allah Metin'e bak sen ya. Bakıyor musun? Bak bak. Metin'e bak ya. Metin kuşlara kalp yaptı.
İsmet'in önü mü lan o? Ulan Emrah. Metin, sen benden feyiz mi aldın Kirven? Gel gel Eda, mevzu var gel. Eda bak, bunların hepsi... İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne. Neden kimse inanmıyor fukaranın sözüne? Öldük öldük biz açlıktan, etme ağam. Lan! Anam bu ölüm, yol yapılınca, okulun olunca, hayat bulunca, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Orospu çocuğu, kendine gelince Sivas yerindeyi söylüyorum, bu ne? Kısıtlı zamanda aceleye geldi, toprağım idare et. 30 yaşıma kadar mutluluğu bulamadım. Tam yalnızlıktan öleceğim diye korkmaya başlamışken... Evlenirim Metin. Evlenirim seninle. Seninle evlenirim. Allah mesut etsin. Nereye gidiyorsun toprağım? Dön. Yüzük! 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 Bu sağ ele takınca ne oluyordu? Sol ele takınca ne oluyordu? Nereye takarsak eşcinsel olmuyordu lan? Orasını da sen bileceksin artık toprağım. Adam bayıldı beyler, kaldırın. Aynı evlendirme dairesine yürü! Yürü! Bir çekil bakayım. Alık alık bakma oğlum, yürü git hadi. Hadi. Eda, bir konuşabilirsek. Konuşacak ne var Metin, he? Eda! Ne? O gelir, dur. Metin! Metin abi ne yaptın ya? Emrah'ım lan ben. Hey! Ana pardon abi, sizin Metin abiyle aranızdaki fark 3,5 numara gözlük kadarmış ya. Bunu alın dışarıya. Bunu buradan alın. Ama sen aynı Metin abi değil mi? Bak. Metin, ne yapıyorsun lan Devrem? Metin! Hocam! Metin! Hocam! Yine ne harse çeviriyorsun lan hayvan herif. Hocam. Şu güzel ortamı bozuyorsun. Bak herkes gözlüklü. Sen takmamışsın. Hocam özür dilerim. Çık dışarı bekle. Şu gözlükleri de al. Tak. Ortama uy biraz. Olur hocam. Yürü. Hocam. Getirdik amcayı, işe yaramıyor diyordunuz. Aha da nasıl yaradı? Sus lan. Özür dilerim abi. Saygısız. Sana diyorum kızım, sana. Benle konuşurken yüzüme bak. Her şeyi Emrah planladı diyorum lan. Ya diyelim ki Emrah planladı. Kız seninle evleneceğini düşünüyor. Ona ne diyeceksin acaba? Kendini iyisini bulacak. Hmm. Ne? Dinle diyorum sana ya. Şunlara bak. Bunlar nasıl insanlar? Bu nasıl mahalle arkadaş ya? Eşek görse anırmayı unutur. Metin. Ne Metin'i kızım? Emrah'ım ben. Şaka yapma. Aha. Emrah'ı öptü. Emrah'ı gördün mü? Emrah'ı öptü. Emrah'ı öptü. Metin. Bu kim be? Dildancığım sen başka birini öptün. Artık beraber olamayız. Ben onu sen sandım Metin. Vallahi mı? Çok doğal öyle sanman. Yalnız sen artık benim karım olamazsın. Bu İç Anadolu kültürü benim işime işlemiş. Yapacak bir şey yok. Peki sen bekar mısın? Ya yürü kızım ya. Yürü git yürü. Allah belanı kaldırsın. Yürü git. Ne şaka? Hiç hoş değildi Emrah. Allah Allah. Sen bir şaka yaptı, ben güleyim o zaman Eda. Sanki kendisi bana Cem Yılmaz amına koyayım. Hadi aslanım, hadi küfürlü konuşma. Hadi aslan parçası, hadi hop hop. Oğlum bilse güzel ha şunlardan. Benim mekanımda küfür mü etti o ya? Gazlı Deniz, onun yüzünü kaydet. Bir dahakine paramparça görmek istiyorum. Emredersin Bosun. Aferin Tosun. Bir tane film. Otur Emre. Otur Emre. Otur abim Emre. Otur. Kaç yaşına geldin gerizekalı? Metin. Metin.
İlaç poşeti mi? İlaç poşeti mi bu? Evet. Oo. Tamam o zaman ben seni tutmayayım. Ya bir dur gitme. Nereye? Yok ya tamam yani sonuçta istediğin eczaneden alabilirsin değil mi? Ulan 20 liralık bir şey ne var bunda? Ararım Feyza'yı alırım parasını getiririm ne? Metin hiçbir zaman ince bir insan olamadın zaten de. Hani insan birazcık çaba sarf eder ya. Ramazan'da biraz kilo aldım ama normalde inceyim ben. Peki tamam kendine iyi bak. Ya üstüme Emrah düştü Eda. Utandım sana söylemeye ya. Ondan başka eczaneye gittim de götün niye ağrıyor diye sorma istedim. Fena mı ettim ya? Bana bak ha. Bu arada bizim de tesisat bozuldu. Ben de sizi aramadım. Şerif abi arayacağım tamam mı? Aynı şey mi lan? Aynı şey mi? Senin üstüne Emrah düşse beni aramazsan anlarım. Ama senin beni araman lazım. Sonuçta ben senin eski eniştenin kardeşiyim. Aynı şey değil. Bana bak tam benim arkamda mı konuşuyorsun ha? Bir şey söyleyeceksen yüzüme söyle. Yarım kilo tulumba istiyorum. Abla sen böyle her gün geleceksen ayırayım. Yani Ramazan ya kalmayabiliyor. Olur olur. Zaten her gün alıyorum. Şu pasta ne? O mu? Bir abi geldi yaptırdı. Parasını ödedi. Sahibi gelip alacak dedi. Yoksa Eda Duru siz misiniz? Evet de. Kim o? Adı ne? Vallahi orta boylarda. Siyah saçlı, bıyıklı, saçlar düz. Kaide, kural. Metin Akpınar. Lan bismillah! Oğlum neredesin lan sen? İşi gücü bıraktım, sabahtan beri seni arıyorum. Vallahi ayıp ama senin bu yaptığın! Ne ayıp? Ne arıyorsun? Senin işin gücün ne de bırakıp geliyorsun? Karakter yoksun adam, şerefsiz. Sanki postmodern filozof bana ya. Tek cümlede onlarca soru sordurttun lan. Çık git lan. Girme içeri, girme dükkanıma! Girmeyeyim mi? Ama benim sana sarılmam lazım Metin. Benim sana sarılmam şart. Lan niye sarılıyorsun? Oğlum sabahtan beri haberi alamadım senden ya. Allah korusun. İnsanın söylemeye dili varmıyor ama. Geberdin sandım. Ne kadar hastane, mezarlık varsa haber bıraktım. Polise çocuğumuz kayboldu diye fotoğrafını verdim. Ödüm koptu be koçaro. Gel bir sarılacağım. Bozmuş. Yemin ederim bozmuşsun. Lan bu senin kaç para, bu senin haberin var mı? Öst! Of! Masraf çıkarttın sabah sabah. Dur bakayım. Dur. Ha, şöyle şöyle. Ne ki o? Ne lan o? Bir şey değil. Abisinin bir tanesi. Hiçbir şey yok. Oğlum Eda yaklaşınca öten aygıt bu ya. Normalde balinalara takıyorlar bunu. Balinaların çiftleşmesini izliyorlar bununla. Sırf memeli diye benim balinalardan öyle bir beklentim yok ama. Sen o yüzden ben her Eda'ya yaklaştığımda dibimde bitiyorsun. Süper gücün falan yok yani. Bana bak sen pastanın ekmeğini yemedin değil mi lan? Lan ben öz ne gitmem. Oğlum bak hayatımı kurtardın diye Sivas Mate bir jest diyor. Daha da güzellik bekleme Emrah kardeşinden ensendeyim. Ben senden nasıl kurtulacağım lan? Ha? Kurban olduğum bana bir yol göster ya Rabbim. Çık git lan hayatımdan. Aç oğlum benim önümü. Orada duracaksın Metin Efendi. Duruyorum zaten. Orada durmaya da devam et. Ben Eda'ya aşık olalı 7 sene olmuş. 7. Sen senelerce mahallenin sümüklü kızı diye dalga geç, he? Ondan sonra portakallar meyve verince sıkma portakal! İstiyorum diye aşık ol, he? Öyle mi? Öyle mi? Lan! 7 sene de çokmuş ha. Millet kankasının aşkına aşık olmaktan korkar. Adam da aşkına aşık olmaktan korkayım diye benimle kanka olmuş. Hiç unutmam, okulun ilk günüydü. Daha yeni kopmuşum Sivas'tan. 40 bakirenin sıfatını almaya, bal dudaktan koparmaya gelmişim İstanbul'a. Yavşak, İstanbul'da seni bekliyordu. İşte o an ilk kez gördüm Eda'yı. Kantinin alçak duvarına oturmuş iki gözümün çiçeği, ürkek bakışlarla okulun kapısını kesiyor. Kayıt olmaya bir yardıma mı gelecekmiş de gelmemiş mi ne öyle bir şey. İşte o an aşık oldum Metin. Uzun lafın kısası, ilk ben gönül koydum Eda'ya. Benimdir Eda. Biri kayıt olmaya yardım edecekmiş. Metin, Şükriye'nin kardeşi var ya Eda. Onlar tatile ailecek memlekete gitmişler. Eda bu tarafta eczacılık kazanmış. Kızı kayıt olsun diye yollamışlar. Git yardım et, anasına söz verdim. Tamam Duydun mu? Anam. Yani ben kıçımı devirip uyumasaydım...
anne çok güzel. Ay maşallah ya maşallah. Allah'ın zordan saklasın. Şu saçlara bak. Eda'cığım mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocasın. Sağ ol Metin abi. Karısı başına. Ben de onu diyecektim ya. Meleği göremedim ben. Abi gelecek de bir şey yapmasan. Ne ya? Abi ya da yıl önce bir denediniz. Olmadı. Vazgeç artık şu melekten ya. Kızım ben senin kaydında tanıştım o kızla. Söz veriyorum seni nikah şahidim yapacağım. Yap şu işi. Bağla şu kızı bana be. He? Abi. Abinin... tebrik ediyorum seni Eda'cığım, mutluluklar diliyorum. Davat. Kardeşim mutluluklar. Ram, ra ra ram, bol ram, bol ram, ram. Bambır bim bam bim bim bambır bim bambır bim bambır bambır ram bambır bim bam bim bim bambır bim bambır bim bambır bim bambır ram bo. Ra 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 ram 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 ra 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 ram 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 ram. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Ucan sevdim, sersefil ettim. Al derim. Al derim, al derim. Melek! Kız sen ne yaptın ya, ne yaptın? Metin. Metin ya, ama soruma cevap ver önce. Ne yaptın diye sordum ya. Ay Metin bak. Emre, siz tanışmış mıydınız? Ama ben cevabı ona göre hazırladım. Ne yaptın acı yap ver önce. Kardeşim izin verir misin? Melek rahatsız mı ediyor? Bir dakika Emre. Bana her şey seni hatırlatıyor Melek. Seninle konuşmaya geldim ben. Bir 5 dakikanı ayırırsan bana. Kartın var mı misal? Numaran var mı üzerinde? Olmadı yarın ararım ben seni. Mesaj atarım. Sivas'taki dedemin de dediği gibi, DM'den yürürüm. Nereden çıktın sen arkadaşım? Ne kadar yılışık bir şeymişsin lan. Bu Metin, üniversiteden arkadaş. Üniversiteden ne demek Melek ya? Niye öyle dedin ki? Sebebi neydi ki? Doğru, ben üniversitedeydim. Metin de bir arkadaşımın. Dayısı mıydı neydi? Arkadaş, dayı, ne ara koptuk biz Melek ya? Eski çıktığım desene. Ya. Ni çabuk unuttun aşk dolu üçgenimizi, üç günümüzü. Üçgen meselesi de 3. güne denk geldi Kirvem. O da son gün oldu. Mesabı o kadar geniş değilmiş. Arkadaşım, bir sorunun mu var? Emre, ben sana bu eczane yasak demedim mi? Gider misin lütfen? Evet, gider misin lütfen? Git buradan, ben kalayım. Bizim mazimiz var. Sen git buradan, hadi. En çok da o gülüşün Emre. Her git dediğimde gitgide güzelleşen gülüşün. Peki ya saçların? Tek elinle arkaya taradığın, ahenkle dans eden saçların. Hiç gitmesen keşke. Hep yanımda kalsan. Ne oluyor lan? Ya siz ikiniz de gider misiniz buradan? Ben daha eczaneyi toplayacağım ya. Hadi. Eledim, eledim. Hop. Kardeş ne ayaksın sen? Sadece ayak olarak görme beni. İki yumruğum... Mangal gibi bir de yüreğim var. Kaba cevaplar verme. İnsan gibi konuşuyoruz şurada. Özür dilerim. Ne ayaksın deyince ana avrat düz gidişe sandaydım da ben. Ne münasebet arkadaşım. Belli ki ikimiz de güzele değer vermeyi seven, damak tadı seçkin insanlarız. Aynı bayana. Pardon, cinsiyetçi bir yaklaşım oldu. Kadına ilgi duyuyormuşuz. Kim bilir daha ne ortak yönlerimiz vardır. İlgi duymak ne lan aslanım? Seviyorum diyorum oğlum. Seviyorum. Aşk diyorum. Ağzımı suya aktı diyorum.
7 yıl önceki bir anıya, yani elinde olmayana delicesine ilgi duyma haline aşk demezdim. Ama heyhat! Bin türlü aşk tanımı var be dostum. Bin birincisi de bu olsun, benden olsun. Adam filozof gibi. Aynı anda bir sürü duygu yaşattı bana. Kardeşim gider misin? Git. Lütfen rica ediyorum git. Giderim be aslanım. Giderim. Gitmeleri severim ben. Kiminin zoruna, kiminin de hoşuna giderim. Seninle konuşmak güzel. Gelmiyor musun? Geleyim mi? Gel. Vallahi kral adamsın ha. Aynı Sivas'taki Didem'e benzedin. Bazen doğru seçimleri yapmak sizi doğru sonuca götürmeyebilir. İşin içinde her zaman rastgelelilik ve şans faktörleri olacaktır. Sonsuz sayıda paralel evrenin hiçbirinde profesyonel sporcu ya da milyoner olamamış da olabilirsiniz. Çoğu zaman sonuçları siz değil, dış etmenler belirler. Metin, bu ne? Halı. Ay içinde biri mi var? Yo. Ay görmemişin oğlu olmuş, heyecandan saçmalamış diyelim de. Halı be, ne kadar gösteriş yapabilirsin ki? Halı deyip geçme kızım, elde dokunmuş. Kuş tüyü desenler var üstünde, pahalı yani. Ay canım ya. Ama helal olsun. Sektörden kazandığını yine sektör harcıyorsun. Kuş beyinli. Niye getirdin halıyı eczaneye? Kuş beyinli ne lan? Hediye aldım sana. Hediye mi aldın? Hı. Fena mı yaptım? Ayacıkların üşümesin diye. Sebep? Sebep mi lazım? Bugün Şili'de köleliğin yasaklanmasının 191. yılı. Valla mı? Ben sana bir şey almadım. Unutmuşsun işte. Şaşkın. Buzdolabının yanına mı bırakayım? Nereye bırakayım? Niye? Ha kutuyu diyorsun Emrah'ın getirdiği. Buzdolabı yok mu lan içinde? Boş mu? Hı. Hmm. O zaman sen hediyeyi şey yap. İyi günde. Şuraya bırakıyorum artık bunu. Şili'de köleliğin yasaklanmasının 191. yılını unutmuş. Emperyalist mi ne? Emrah. Ne olduğu belli değil. Boy 1.70. Kilo 70.4. Karakter 0. En sevdiği yemek sokak lahmacunu. En sevdiği film Amerikan Ninja 1. En güldüğü şey komik düşen insanlar videosu. Terbiyesiz adam. Ben ne sevsem onu seviyor. Hadi Amerikan Ninja lahmacun tamam da besik. Korkmuyor bir de arkadaş ya. Nasıl bir kendine güven varsa adamda. Ama oğlum ben senin var ya. Attığın her adımı. Aldığın her nefesi. Döktüğün her gözyaşını. Yolladığın her bakışı. Saçının her telini. Elinin her parmağını. Bıyığının her kılını. Vücudundaki her hücreyi bes... Neyse ya, şimdi Ramazan. Çok şükür. Eda, burada mısın sen? Metin, ablanla bir şey konuşuyorduk ya. Ablan, kızım o senin. İstediğin her zaman konuşursun. Şükrü abla, selamlar. Eda, sonra konuşalım o zaman biz. Ay yok abla, olur mu öyle şey? Çok önemli mesele bu. Ya vallahi bak, sırası değil. Emrah'la ilgili ama. Ne olmuş Emrah? Beyaz eşyacı Hakan yok mu? Onun arkadaşı olmuş. E ne var bunda Metin? İyi misin sen Allah aşkına? Halı saha maçında beni kaleci yapacakmış Eda. Eda yorulmazsın işte. Ben forvette de yorulmuyorum. Hiç defansa yardıma gitmiyorum ki. Vallahi anlamıyorum seni ama inan ablamla. Ya çok kötü bir insan o Eda. Yeminle bak göründüğü gibi değil. Ah nasıl yani? Böyle hırsız katil falan öyle bir şey mi? Yok da. Yoksa boynuzları kuyruğu falan mı var sakladı? Yani ispatlayamam ama yok da demem. Peki çok kötü ne yapmış? Seni sevmiş Eda. Sevmenin neresi kötü olabilir ki? Sevmek kötü bir şey değil zaten. Kötü olan sevilenin sen olması. Beni sevmek kötü bir şey mi? Kelimeler yazarların, şairlerin, politikacıların, Maraş dondurması satıcılarının, cahillerin, klavye imalatçılarının ve papağanların en iyi dostları olabilirler.
Ama adınız Metinse ve aşıksanız, kelimeler zengin Almanca uzak akraba gibidir. Hediye diye akülü araba umarsanız ama gelen genelde bayat çikolatadır. E kötü tabii Eda ya. Senin neyini sevecek o adam ha? Neyini sevecek? Çok güzelsin. Güzellik dediğin gelip geçici lan. 10 yıl sonra yaşlandığın zaman senin neyine bakacak bu adam ha? Neyine bakacak? Neymiş? Zekisin. Bilgisayar da zeki. Kaç gigabayta çıktı RAM'ler, haberin var mı senin? Daha ne? Başarılısın. Başarı dediğin nedir lan? Anasını satayım, yarın bir gün bu dükkan yanarsa ne olacak? Nerede kaldı o başarı? He, nerede kaldı? Bitti gitti. Edasın. Görünce kalp titretirsin. Fazla çay kahve içince de oluyor insana. Marifet sayma bunu. Kötü olan seni sevmesi Eda. Hele de sen sevmezken. Emrah kim ya? Değiştiremedim. Stresten herhalde. Veda! Eda. Eda, bak şu telefona. Alo, ben sizi ararım. Bunu senden çaldım. Benden mi çaldın? Ne zaman çaldın? Eve mi girdin? Kızım, çalmadım. Ben senin evine niye hırsızlık yapmaya gireyim? Hı? F harfim var kız senin evinde. Bir dur bitireyim ya. Her sabah sana bir F harfi alıyorum ki gizlice sen feda olma. Eda kal. Saydım 467 F borcum var sana. Hiç anlamadım. O zaman şöyle devam edeyim. Bu elimde görmüş olduğunuz Cemal Süreyya'nın soyadından çıkarttığı S harfi. Uzun araştırmalar sonucunda buldum. Al hediyem olsun, kullan bunu. Metin, birincisi adım artık Seda mı olsun yani? Hiç sevmediğim bir isim. Ama çok kıymetli bir S. Cemal Süreyya'nın S'si. Hah, oraya gelecek olursak da Cemal Süreyya soyadından S harfini atmadı be adam. Y harfini attı. Hadi ya. Cemal Süreyya değil mi lan? Y ise... Haydi ya. Eda, haydi. Feride. Yok o değil lan, geçti o. Fade, feda, eda, yade, yeda. Yade. Sanki bu oldu. Yade. Abi düşünce güzel ama harekette başarısız oldu be. Ay Metin hadi tamam, işimiz var hadi. Tamam lan tamam, al bunu al. Al bunu al, bunu al, bunu al. Ha? Feda olsun, Seda olsun, veda olsun. Ya sen Emrah'tan mı görüyorsun bunları? Daha geçen o ne yaptı bu isim değiştirme numaralarını? Emrah mı? Eda'cığım, Türk Dil Kurumu'na başvurdum. Ada kelimesinin yazılışını Eda olarak değiştirdim. Anlamı da değişti. Bak, tanımı da değişti. Eda, dört tarafı kullarla çevrili taş parçası. Ya Emrah ya. Diğer tanımlar da değişti. Issız Eda, Emrah'tan ayrı kalmış, kurdun kuşun işgaline uğramış yara parçası. Yarım Eda, üç tarafı puştlarla çevrili Emrahsız Eda. Ya Emrah, nereden buluyorsun bunları? Hepsi değişecek, hepsi! Hepsini değiştireceğim. Senin bir imzana bakar. Şuraya bir imza atarken bir de evet diyebilirsen. Hadi canım, hadi bir tane. Ben de sana orada sana fon müziği yapayım. Eda sahillerinde bekliyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Seni şadiye şadiye başım çek. Görüyorsunuz değil mi? Gittiğim yerleri hep önceden keşfetmiş şerefsiz. Ama fark etmez aslanım. Amerika'yı da Colombo keşfetti ama adını Amerigo Vespucci koydu. Sen hep Emrah'tan görüyorsun bunları. O zaman şunu dinle Eda Hanım. Gönül isterdi ki ben de anamdan kalma yadigar kocaman bir tek taş yüzüğü sana hediye edeyim. O gözlerim fıldır fıldır tek taşın üzerine düşsün. Ama gel gör ki bebeğim, bizde sadece tek taşa okeyde düşülüyor. Anamla bir gariban alyans, anneannemde belki o da yok. Fıldır fıldır mı? Senin ben amına koyayım olsan. O kadar güzel cümlenin içinden bir tek fıldır fıldıra mı tıkıldı Eda abla? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de dedim ki belki anandan kalma yadigar pahalı tek taş kocaman elmas yüzük yok Metinciğim ama babandan kalan o güzel şiirler var dedim. Ve dedim ki ben kararsız bir elektronum. Her yörünge bir kumpas. Dumpas dumpas. F
F. Dumpas. İşte peder mühendis olunca kalan şiirlerde böyle afonfis oluyor. Al bunu. Emrah, bunu da yaptı. Emrah mı? Yap! Eda! Yine ne var Emrah ya? Edoşko, aslında bizim ailede tam 4 nesildir elden ele aktarılan elmas bir yüzük var. Ben onu sana verebilmek için geçen gittim. Bir de ne göreyim? Müptezel babam kredi kartı borcu için yüzüğü satmış! Gerisini kendi anlatsın. Anlat lan müptezel canım babişbol. Kızım ben bir cahillik yaptım, yüzüğü sattım. Eğer izin verirsen onun yerine nesilden nesile aktardığımız soyadımızı sana vermek isterim. Şu kağıtları bir imzalarsın eğer. Ha bu arada bir de evet diyebilirsen. Naif, müptezel ama naif. Yani bence benimkiler daha romantik. Vallahi bana Emrah'ınkiler daha etkileyici gelmişti. Bence de Metin abininkiler daha romantik. Adamın gol diyor. Adamın gol mü diyor? Oha olay buralara kadar geldi mi ya? Ulan yazı tura attın. Metin! Ver paramı ver! Ver paramı! Paramı ver! Tamam lan gidiyorum. Oyun başlasın o zaman. Okulla zerre alakası olmayan biriydim ben, bilirsin. Okullar açılmasına bir gün kala heyecandan uyuyamazdım ben. İşten eve dönen babamın ayak seslerini duymuşçasına sevinirdim. O anlamsız sevinçle doluyorum eczanene her geldiğimde. Demek ki diyorum okul değilmiş uykumu kaçıran. Ansiklopedilerde mavi sözcüğünün resimli anlatımına koyulabilecek kadar büyülü bir çift gözmüş. Ne yapıyorsun kızım sen? Ha? Bir şey anlatıyorsun burada, ne yapıyorsun sen? Bok var şunda, bok. Tek 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 tek. Atın şunu elinizden artık. Pardon birader, meslek alışkanlığı. Anam Beşiktaşlı Zafer. Koy hem telefonu, feda olsun sana telefon, feda! Metin, ne yaptın sen? Ne yapmışım lan? Ya dayım ameliyata girdi, kuzenlerimden bilgi alıyordu. Yapma ya. Ulan ne zaman atağa kalksam kontra ataktan gol yiyorum, iyi mi? Buyur benim telefonumdan yaz. Kan lazımsa onu da buyur buradan. M0 RH negatif. Herkese kan verebilirim. Al M. Arkadaş ya. Görüyorsunuz değil mi? Bunu bile avantaja çeviriyor herif ya. Objektif olmak gerekirse Eda'yı benden daha çok hak ediyor ha. Vallahi insert join yazıyordu. Attım jetonu, girdim oyuna Kirben. Davete icabet etmek sünnettir. Lan oğlum Ryu ile oyun bitirecekken farklı renkte kıyafet giymiş Ryu geldi sanki ya. Biz seninle ne konuştuk oğlum? DVD'deki kangallar mı? Siz bayağı ilerletmişsiniz muhabbeti ya. Kangalları mı konuştunuz? Bahsi geçti bir ara. Ben onu demiyorum ya. Al Eda, sana şehrin anahtarını getirdim. Hangi şehrin? Su şehrinin ya. Water City'nin. Bir sürü akraba var ya orada. İyisin, hoşsun da biraz boşsun be Eda. Nerenin olacak? Kalbimin anahtarı tabii ki. Kaybetmiştim, mahalleli bulmuş. Dedim bir koşu götüreyim, vereyim sahibine. Fetih sonrası şehrin anahtarı verilirmiş ya fethedene. Şehir seni gördü. Diremmeden düştü be Eda. Kalbim kabul etti senin yönetimine girmeyi. E kalbimi fetheden de sen olduğun için. Al kız, as anahtarı boynuna, al. Ha böyle kedi gibi kalırsın işte. Koyayım mı lan seni kapının önüne, ha? Anahtarın üstünde çilingirci Turgut yazıyor. Mercidabık mı yazacak kredi? Daha niye mi yazacak aslanım? Temsili diyor işte. Eda, sen bu eniği mi savunuyorsun bana? Allah nasıl oldu bilmiyorum ama kaçıverdi ağzımda. Etkilendin demek. Oldu galiba öyle bir şey. Eda'cığım. Gol olur. Dur bir şunun nazarı değmesin, dur. 90'lı yıllarda çocuğunu okutmaya gücü yetmeyen bir baba için evladının devlet parasız yatılı okulu sınav sonuçları kağıdındaki kazandığınız yazısı neyse benim için senin ağzından çıkacak tek bir evet de o. Güven bana kız. Sivas Spor arkamda. Vallahi arkamda. Bak! Kelimeler yetmez böyle bir aşka. Hiç benzeri yok Sivas'ımız başka. Kimleri yendik, nerelere geldik. Şu sahanın dili olsa keşke, olsa keşke, olsa keşke. Vallahi kıza etkileyici bir şeyler söyleyin dedim. Tutturdular bizim dilimizden Sivas düşmez diye. En romantiği buydu, onu söylettim. Gerçi Roberto Carlos da geleceğim dedi ama yine geceleri attı galiba. Beyaz'la aynı kaderi paylaşıyorum şu an. Bunca hazırlığı benim için mi yaptın? Vallahi kuşlara kalp yaptırdım, adını söylettim. Etkilenmedi şu forma nelere kadir. Ben yürüyorum Kirben.
Tabii senin için kız. Senin için atan bir kalp taşıyorum ya ben. Metin, bize biraz müsaade eder misin? Anlamadım. Anlamadım. Ne yapayım, köprüden mi atayım kendimi? He? Fırlayayım mı kamyonun önüne? Kıtır kıtır keseyim mi kolum bacağımı? Kızım, o söylediğin cümle sesleş. Sana ayrı, bana ayrı anlamı var. Emrah'la biraz özel konuşmamız lazım. Allah belanızı versin ikinizin de. Metin, oğlum sen de dükkana bak yavrum. Bura nere lan? Niye buradayım oğlum ben? 10, 9, 8. O adamlar 7, kim lan? 6. Hacılar ne iş? Niye buraya bakıyorsunuz? Kiralık ev mi arıyorsunuz lan? Alt kat kiralık ama ikiz depozito istiyorlar. Orada biri mi var? Yok be oğlum. Kim olacak? Amına sen koyasın. Pardon, sağa yanaşabilir miyim? Bağa mı yanaşacağım? Nasıl teklif be? Sağ hanımefendi, sağ. Müsaade ederseniz sağ tarafa yanaşıp eşya yükleyeceğim. Akşam gelirsin kardeşim, dükkanların kapanır. Hadi, hadi güle güle. Senin aklın nerede kızım? Ha? Bütün dünya peşinde mi koşturuyor zannediyorsun? Az kendine gel lan. Aklım nerede? Ya Metin, hani sen bana bir şey söyleyecektin. Yani ya şimdi söylerim ya da sonsuza kadar susarım diyordun. Susacak mısın? Ya ama benim hayallerimdeki gibi değil ki şu anda Eda ya. Ben böyle doğru yeri ve doğru zamanı bekliyorum Eda. Senin hayallerinde nasıldı Metin? Bari biraz anlat. Ya işte ikimiz öyle sokağın ortasında konuşuyorduk. Yağmur yağıyordu Eda. Ama çok. Öyle kenetlenmiştim ki gözlerini. Yağmur damlalarını seçebiliyordum. İkimiz de sırılsıklam ıslanmıştık. İnsanlar etrafta şemsiyeleriyle koştura koştura bir sağa bir sola gidiyorlardı. Bense zerre umursamıyordum. Zaten sırılsıklamım. Yağmur ne? Sonra Metin? İşte sonra ben bir delilik yapıyordum Eda. Tutuveriyordum ellerinden. Sonra sen böyle gülümsüyordun. Sonra yağmur diniyordu. Sonra da çok güzel bir gökkuşağı çıkıyor şuracıkta. Sonra da diyorum, normal bir gökkuşağı çıkıyordu şuracıkta. Aha çıkmadı, sıçtık şuracıkta. Niye çıkmadı ya, ne güzel gidiyorduk. Sonra diyordum ki... Metin. Dur lan konuşsun odun parçası, ne diyebilir ki? Eda. Sen bana gelirsen Eda, öyle sıradan bir geliş olmaz o. Bahar gibi gelirsin bana. Sen benim yüreğime düşen ilk cemresin be Eda. Hemen kandım, o yüzden açtım ben çiçekleri. Ya bana bahar gibi gel, ya da giderken ardına bile bakma. Yalancı Cemre'ymiş derim, solarım Eda, hasat kırarım. Lan gözümün önünde Gepetto Usta Pinokyo'yu yontsa, Pinokyo denen odun parçası dile gelse bu kadar şaşırmazdım. Ne oluyor lan? Eda, koy hadi tekmeyi. Sen bana gel dersen ben sana gelmem ki Metin. Seni istila ederim. Kılıçtan geçiririm aklından geçirdiğin diğer tüm kadın isimlerini. Tacımı giyer, sağ yanına oturuveririm. Altınlar dağıtırım lan bu sokakta. Bayram ilan ederim bugünü. Kalemi kuvvetli birilerine aşkımızı yazdırırım. Ki birkaç tane var öyle tanıdığım. Destanlaştırırım lan Eda ile Metin'i. Seni seviyorum mavi gözlü minyon. Senin esprinle sokayım. Seni seviyorum Metin. Ne yapıyorsun lan manyak mahalle ortasında? Doğru diyorsun, gaza geldim hemen.
Dükkanı kapattım. Gel. Vay babayın kemiğini. Lan rakip gole giderken fair play deyip dalmadım ayağına. Kırmadım kemiğini. İlk yıldız atağımda attı golü. Lan Hırvatistan maçında rakibini düşürmeyen Alpay'a çevirdin beni Metin. Metin. Ne ben Sezar'ım, ne de sen Brutus. Ne ben sana kızarım, ne de zat-ı şahanem Manikus. Bundan sonra seninle ben düşman bile değiliz.